Vallahi sayende doyduk Emine abla. Ellerine sağlık. Emine abla çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Şu gaz kaçağı yüzünden kaç gündür yemek yapamıyorduk ya. Doğal gaza çok dikkat etmek lazım. Allah korusun yangın çıkabilir. Tabii canım. Yani mesela böyle acil durumlarda nereye arayacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela itfaiyenin numarasını biliyor musunuz? Basri? Cep numarası mı? Yok, e-mail adresi. Hiçbir şeyden haberleri yok bunların ha. Biz de bunlara diyoruz ki artık büyüdüler, kendi başlarına evde oturabilirler. Şimdi hemen internetten bakarım ben. Otur yana, otur, otur. İnternetten bakacakmış. Yangın çıktığında da internetten mi bakacaksın? Bu internet de bu çocukları salak etti ha. Hiçbir şey akıllarında tutma gereği duymuyorlar. Bir şeye mi gerek var? Bak internete! Oğlum biraz kafanızda tutun. İtfaiyenin numarası... İtfaiyenin numarası kaçtı? Çocuklar, itfaiyenin numarası 110. Ha. İtfaiyenin numarası 110. Unutmayın. Sen de unutma Haluk. Ya yangın her zaman çıkan bir şey değil ki Meltem teyze. İnsanın bir numarayı aklında tutabilmesi için sık sık araması gerekiyor. Ne yapalım yani? Siz numarayı ezberleyin diye biz sık sık yangın mı çıkaralım? Peki, diyelim ki hastalandınız, acil bir durum oldu. Ambulans çağırmak için nereye arayacaksınız? Nereden çağıracaksınız ambulansı? Ben biliyorum. Şşş, şş, sakın söyleme. Havuç kafa söylesin. Ondan kolay ne var babacığım? Tabii ki 911. Evet, onu ben de biliyorum filmlerden. Acil bir şey olursa hemen 911 ararım. Aferin sana, bravo, bravo Emine. Bir ay falan sonra gelir artık ambulans. Neden? Çünkü Amerika'dan anca gelir. Manin, yoksa yanlış bir şey mi söyledim? Ambulans için 112'yi arayacaksın Emine abla. Bakın, bir kere daha tekrar ediyorum. Yangın ihbarı için 110'u, ambulans için 112'yi arayacaksınız. Tamam mı? Tamam anne. Çocuklar bunlar çok önemli şeyler yani. Hayati konular bilmeniz lazım. Canladın mı avuç kapa? Anladım baba. Bizde sistem yanlış baba. Her şey için ayrı bir numara var. Acil durumlar için bir numara olmalı. Adamlar yapmış ne güzel. Başın sıkışınca arıyorsun 911'i, olay bitiyor. Bizde önemli telefonların hepsini öğrenebilmek için 2 sene hazırlık okumak lazım. Onu bunu anlamam. Ezberleyeceksiniz hepsini. Sen de Emine. Yarın sınav yapacağım. Bismillah. Pekala. Polisin numarasını bilen var mı? 165. Basri? 175. Yok mu arttıran? 185. Emine. 151. Yaklaştın. Polisin numarası 155. Ha, yaklaşmışım işte. Evet Emine abla. Hiç olmasa teselli ikramiyesi alırsın. Oğlum evinize hırsız girse nereye arayacağınızı bilmiyorsunuz ha. Seni ararlar Haluk. Sen sopanı aldığın gibi koşu verirsin. Ben yetişemeyebilirim. Ama polis 3 dakikada orada. Hem motorları da var. Çocuklar bakın şu 3 numarayı aklınızdan çıkarmayacaksınız tamam mı? Ambulans 112, itfaiye 110, polis imdat 155. Bir de orman yangını için 177 var. İşi zorlaştırma abla. Zaten orman mı kaldı orman yanıyor diye arayalım. E tabii kimse 177'yi aramadığı için ormanlar yanıyor. 110, 112, 155. 177. Ya kafa karıştırma şimdi. Şu 3 taneyi bir ezberlesin. Oğlum 63 tane numara ya. Kızın telefon numarasını ezberlediysem anında ezberleyeceksiniz. 110 hangisiydi ya? Hasbunallah yarabbim. Oho! Bu önemli numaralar bir tane değil ki ezberleyelim ya. Bak okuyorum. Sıhhi imdat 112. Yangın ihbar 110. Polis imdat 155. Telefon arıza 121.
Orman yangın ihbar 177. İş ve işçi bulma 180. Ruhsal danışma 182. Su arıza 185. Gaz arıza 187. Alo zabıta 153. Jandarma imdat 156. Alo valilik 179. Elektrik arıza 186. Vergi danışma 189. Cenaze işleri 188. Tamam yeter. Çocuklar, bütün bu numaraların hepsini ezberlemeniz gerekmiyor. 3 tane önemliyi ezberleyin yeter. İtfaiye, ambulans, polis imdat. Aa, öyle demeyin Meltem Hanım. Bu numaraların dışında da önemli telefon numaraları var. Ne mesela? İş ve işçi bulmanın numarası. Hüseyin'in acilen bir iş bulması lazım. Hoş geldin Kemal amca. İyi akşamlar Emine. Hoş geldin babacığım. Ah, hoş bulduk kızım. Nasılsın hayatım? Sağ ol. Gel, hoş gel. Geldin baba. Hoş bulduk. Gel. Geç. Oğlum Havuç, neredesiniz ya? He? Evinizde oturmuyor musunuz hiç? Hayırdır baba? Seçimlere çeyrek kala bağımsız milletvekili adayı Müsteşar Kemal atağa kalktı. Çocuklarla propaganda çalışması yürüteceğiz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.